Merhaba arkadaşlar. 18 Ocak 2020 sürpriz kupon vereceğim. Sistem 2-3. ilk kere maç sonuç. 3 maç. 18 Ocak kuponu arkadaşlar kanalda verdim zaten. 7 tane maç. Onları oranı normal maçlar yani. bir 160 70 oranlı 7 maç. Bunların oranı biraz yüksek. 3 maçta ilk kere maç sonucu şeklinde vereceğim ben. Sistem 2-3 şeklinde deneyebilirsiniz. En son sistem 2-3 verdiğimde kazandırmıştık arkadaşlar. İki maç gelmişti. Inter 1'den 0 geldi. Madrid maçı da 0'dan 2 olmuştu aynı şekilde. Liverpool 2'den 2 olmuştu. 0'dan 2 olsa sistem konumuz direkt komple geliyordu. Bu üç maç arkadaşlar. Bu üç maçı vermeden önce dediğim gibi sistem 2-3 şeklinde oynamanız veya istediğiniz maçın istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz ama benim tavsiyem sistem 2-3'tür. İlk maçımız Levante Alaves, Alaves maçı. Arkadaşlar Levante'nin durumuna bakalım isterseniz. Levante biraz iyi durumda son haftalarda. Son 3 maçında 2 galibiyet aldı. Gol yemeden galibiyet alamıyor gördüğünüz üzere. Ama evinde oynadığı maçlara bakacak olursanız genel olarak son 3 maçın son 4 maçın 3'ünü evinde kazanmış. Alaves'e bakalım arkadaşlar. Deplasman durumu Kötü. En son Barcelona'ya 4-1 yenildi. Granada'ya yenildi. Ondan sonra kazandı. Ondan önce de Osasuna yenildi. 4 deplasman maçında 3 mağlubiyet aldı. İddia oranları zaten Levante'ye 1.80. Beraberle 2.85. Messi'ye 2 yedi. 2.90 açmışlar. Aralarında oynanan maçlara bakacak olursak Levante en son kazanmasını bilmiş. İlk yarı direkt 2-1 kazanmış. Ondan önce bakılacak olursak yenilmiş, berabere kalmış, yenilmiş, berabere kalmış. Şu anki durumda arkadaşlar ben bu maçtan Levante galibiyetini düşünüyorum. Ama sıfırdan bir şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. İlk yarı maç sonu üst dediğim gibi bu sürpriz kupon. Sürprizleri açıktır. Her şey olabilir ama biri geleceğini düşünüyorum ama ilk yarı Aleves biraz mücadele edecektir. Şey düşme potasına çıkmak için bir mücadelesi verecektir illaki. Ama Levante kazanmasını bileceğini düşünüyorum ben. Bu maça tahminim 0'dan 1. 4 oranda değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Eibar Madrid maçı. Atletico Madrid. Eibar'ın durumu iyi. Aralarında oynanan son maçlara bakacak olursak. Evet. Aynı bu maçında bu şekilde biteceğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde bitecek. İlk yarı sıfır biter. Atletico son dakikalarda son 15 dakika oyunu var Atletico Madrid'de. Son 15 dakika hücum oyunu oynayıp bastırıp gol atıp bırakıyor. Aynı bu şekilde biter bu maç. Kısaca tahminim sıfırdan 2. 3.35'te oranı var. Oranı da biraz düşük ama ilk yarı maç sonucu sistem kuponlarına eklenebilir. Aralarında oynanan maçlar zaten bu şekilde arkadaşlar. Ondan önce de 0'dan 2 bitmiş merak ediyorum. 2'den 2 bitmiş. Bakmamıştım. Bu da 0'dan 2 bitmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu Atletico Madrid çok güzel savunma oyunu oynayıp son 15 dakika hücum oyunu oynuyor. Simeone işine biliyor diyebiliriz. Ligde iyi sıralara bulunan iyi var. Evinde iyi bir mücadele verse de son 4 maçından 3'ünün mağlubiyet aldı evinde. Granada'ya galibiyet gelmesine rağmen. Sıralama olarak Eybar 16. sırada 18 gol atıp 29 tane gol yemiş. Evinde ama aklı tamayda biraz baskı kurmaya çalışacaktır ilk yarı. İlk yarı her iki takımda da dengesiyle biter. İkinci yarı altı atar ve kazanır. Ki MS2 oynamak isteyenler de 1.60 oranından değerlendirebilir. Dediğim gibi ben 0'dan 2.35 oranından değerlendirebilirsiniz. Riskbon o şekilde değerlendirmenizi öneririm. Üçüncü maçımız Mainz Freiburg. Bundesliga'dan arkadaşlar. 1.90 Mainz'a 2.95 beraberle 2.60'da Freiburg galibiyetini açmışlar. Aralarında oynanan maçlara bakacak olursanız Mainz 5-0 yenmiş. 2-2 berabere kalmış. 2-2 berabere kalmış. Yenmiş. Yenmiş. Mainz galibiyeti öngörülebilir bu maçta. Ama dediğim gibi ben bu maçın Mainz galibiyeti düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü her iki takımın da durumu iyi değil. Freiburg'un puan sıralaması daha iyi. Hatta 27 gol atıp 23 gol yemiş. Mainz'in daha kötü. Mainz'in bu maçta galibiyet alacağını düşünmüyorum. Freiburg'da son haftalarda son 3 haftada bir puan alabilirdi. Alabildim. Bir deplasmanda evinde Bayern Münih'e yenilmesi normal. Şarkı'yla 2-2 beraber kaldı. Arkadaşlar ben buna birden sıfır demek istiyorum. 10 orandan. Mainz ilk yarı gol atar. Kevin'de gol atmayı başarabilen bir takım. Frankfurt'a 2-1 galibiyet aldı. Ondan önce evinde Leverkusen'e 1-0 yenildi. Ondan önce ise 3-2 yenildi. Ama dediğim gibi evinde gol atmaya başarabilen bir takım. Freiburg'da son haftalarda durumu iyiye gitmiyor. Bu şekilde bu maçın ben berabere biteceğini düşünüyorum. Ama ilk yarı Mayıs zaten. Bakalım beraber biten maçları birden sıfır biten var mı? Evet birden sıfır bitmiş. İki tane maçı beraber bitmiş. Onlardan biri birden sıfır bitmiş. Diğeri de sıfırdan sıfır bitmiş. Aynen öyle. Birden sıfır değerlendirebilirsiniz. Sürpriz kuponumuzdur. Levante Alevi sıfırdan bir. Eibar Atletico Madrid 0'dan 2. Mainz maçı ise 1'den 0. Bu 3 maç. Bu 3 maçı ister tek maç halinde oynayabilirsiniz. İster iki tanesini seçip oynayın. Ama benim size önerim 3 maçı sistem 2-3 şeklinde en düşük miktar 4 TL'yi oynayabilirsiniz. Zaten sürpriz kuponu 3-5 bir şeyler atın. Gelirse mutlu olursunuz. Gelmese de çok üzülmezsiniz. Kanala abone olup videolardan haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz arkadaşlar. Videoya emeğe saygıden bir like. Maçlar hakkında kendi yorumlarınızı da yoruma belirtirseniz sevinirim. Herkese başarılar.